Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere videodan nasıl fotoğraf alınır, onun hakkında bilgiler vereceğim. Baştan söyleyeyim, print screen demeyeceğim arkadaşlar. Onu geçelim yani, öyle bir şey yok yani çünkü. Yani o şekilde alıp da işte Paint'e atıyorlar falan. Ama işte fotoğrafın çözünürlüğü gidiyor bilmem ne. Hani onlar uzun hikayeler yani, boş şeyler onlar. Hani çöp bilgiler. Ben size daha güzel, tam oturaklı bir bilgi vereceğim inşallah. Arkadaşlar, kullandığım uygulama var. Photoshop programı. Direkt onun üzerinden göstereceğim. Yani böyle işte yok şuraya girecekmişiz, yok Google'dan şunu açacakmışız, bilmem ne uygulaması. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onları geçin yani. Milleti böyle boş bilgilerle kandırmaya çalışan insanlara da çok fazla itibar etmezseniz sevinirim. Bakın şimdi Photoshop programını açıyorum sizlere. Tamam, Adobe Photoshop CS6 yazıyor. Daha yani programlar kısmından da göstereyim adını tam detaylı diye, burayı da açmıştım sizlere. Adobe Photoshop CS6 yazıyor arkadaşlar. Kullandığım program bu. Şöyle biraz küçülteyim. Kendimi de göstermek istiyorum çünkü bir yandan. Şöyle yapalım. Aynen buradayım. Arkadaşlar buraya şimdi küçük megabaytlı bir dosya atacağım sizlere. Bakın bu dosya kısmına dokunuyoruz. Tamam mı? İçe aktar yapıyoruz. Video karelerinden katmanlara diyor. Bakın buna dokunuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şu kitaplık videolar kısmında benim videolarım var. Şu 6 dakikalık bir video var. 7 dakikalık bir video var. 21. Daha küçük yok mu ya? Neyse şu 7 dakikalık videoyu alalım mesela. Baştan sona sadece seçilecek aralık diyor. Sınır aralığı diyor. 500 fotoğraf karesi alabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Ben sizlere güzelce anlatmaya çalışacağım. Diyor ki bakın büyük bir belge oluşturacak. Bu uzun bir zaman alabilir. Kareler 500 ile sınırlandırılacaktır diyor. Yani katmanı oluşturuyor. Videomu fotoğrafa çeviriyor aslında, tamam mı? Videomu fotoğrafa çevirirken de bana diyor ki işte videonuzdan sadece işte saniye başına örnek veriyorum 500 fotoğraf alabilirim diyor. Bakın katmanlar oluştu şu anda. Göz seçeneği var. Ekranı kapatıyorum. Bak sol tıklıyorum katman 1'e, görüyorsunuz. Ekran görünüyor. Şu anda en üste çıkmayı düşünüyorum ben arkadaşlar. 500'de ne varmış? Bakın 500'de oyun oynuyorum ben. Normalde oyun kanalıyım. Hani bu tarzda bilgileri kullanıyorum. Yani o yüzden de bu tarzda videolar çekiyorum. Önceki videolarımda da görürsünüz zaten. Oyun kanalı olsam da oyun videoları çekerken karşılaştığım durumlar, kullandığım programlarla alakalı da bilgiler veriyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakın 500 tane fotoğraf karesi aldı şu anda. Tamam, bunlar benim işime şu anda yaramayacak. Diyebilirsiniz ki ya abi işte 500 fotoğraf aldı da benim istediğim fotoğrafı almadı diyebilirsiniz. Onun da çözümü var arkadaşlar. Şimdi buradan istediğimiz bir fotoğrafı alabiliriz. Tamam mı? Fotoğrafı kaydedebiliriz. Şöyle göstereyim sizlere. Farklı kaydet diyeceğim. O diğer konuya geleceğim şimdi birazdan. Bakın. Photoshop üzerinde kaydediyor, tamam mı, formatı. Formatı geliyoruz abi. Tamam mı? JPEG'e çekiyoruz burada. Bakın JPEG'e çekiyoruz. Bunun adını da işte www diyelim. Tamam mı? Bunu maksimum kalite işte kalitesini falan söylüyor. Ön arka renk, ben bu tarz şeylere fazla karışmıyorum yani, kendi çeksin diye 372.4K olarak kaydedecek. Bakın kaydet diyorum. Bunu indiriyorum. Bakın www olarak kaydetti. Bakın fotoğrafım, tamam mı? Şöyle göstereyim. Fotoğrafım kalitesinden hiçbir şey kaybetmedi arkadaşlar. Yani öyle print screen'mış, yok bilmem ne uygulamasıymış, onlar boş işler, tamam mı? Bu göstermiş olduğum size en doğru, en iyi, en kaliteli seçenek bu arkadaşlar. Şu fotoğrafı kapatıyorum. Şimdi tekrar Photoshop'a geliyorum. Bakın burada 500 katman aldı. Şimdi diyeceğiz ki ya işte biz istediğimiz yeri alalım. İstediğimiz yeri alalım arkadaşlar. Tekrardan yeni bir sayfa açıyorum. Bakın tamam mı? Tekrardan geliyorum. İçe aktar diyorum. Bakın bu dosya üzerinden yapıyorum görüyorsanız. Video karelerinden katmanlara diyoruz. Tekrar buradan kitaplığa geliyoruz. Tekrar video diyoruz. Bu videoyu, aynı videoyu alalım yine mesela. Tamam mı? Aynı videoyu alalım tekrardan. Aynı videoyu aldım. Bakın şimdi şurada oynatma var. Görüyor musunuz? Kapatıyorum. Bakın şu oynatma seçeneği. Bakın onun altında bir çizgi var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak şu anda oynatıyorum bunu. Bak. Bunu ve şunu oynatıyorum. Görüyor musunuz? Bununla da, tamam mı, istediğiniz alanı, yani zaten hani ne bileyim ya, 1000 tane fotoğraf seçmeyeceksiniz herhalde, bir tane fotoğraf seçeceksiniz.
Bakın şöyle mesela geleyim. En güzel yeri neresi mesela? Kendimce şöyle bir kabataslak bir yer seçeceğim. Şöyle bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın ilerletiyorum. İlerletiyorum mesela. Tamam, orada adamlar mı varmış? Aynı adamlar varmış. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bak şimdi. Şu kısmı şöyle alalım mesela diyelim, tamam mı? Sadece o kısmı 500 katman oluşturacak şekilde fotoğraf yapacak arkadaşlar. Bakın şimdi bu kısmı seçtim. Hani istediğimiz kısmı seçmek istiyoruz ya da istediğimiz kısmı ne zaman seçeceğiz diye soruyordunuz ya. O sebepten dolayı bu şekilde yaptım. Bakın 500 tane katman şu anda oluştu. Katman 1'de. Katman 1'i kapattım. Şuradan mouse'un sol tuşuyla yukarı çıkıyorum. Bakın burada tam oyunun bizim diskalifiye olduğumuz kısmını almış. Bakalım burada ne yapmış? Burada aynı. Bakın burada aynı. Yani bayağı bir fotoğrafı almış zaten. Şuralara bakıyorum. Bakın. Belli bir kısmı çekmiş yani. Tamam, bak bayıldığımız kısım. Mesela. Tamam, daha aşağı inelim. Neler varmış. Tam nişan almışız, ateş ediyoruz. Bak buradan gelelim mesela şu noktaya. Bak canımız bitmiş. Mesela bu fotoğrafı almak istiyorsunuz. Bu fotoğrafı alabilirsiniz. Şöyle biraz daha aşağı inmek istiyorum. Daha net bir fotoğraf. Daha net bir fotoğraf. Mesela şunu geçelim. Burası da hemen hemen aynı. Şöyle inelim. Neler varmış mesela bakalım. Heh, burada yok. Şuradan mı? Şurada da yok. Şuraya bakıyoruz. Burada da yok. Mesela şunu alacağız. Heh, tam sprey attığımız noktayı alacağız. Bakın bunu alacağız. Tekrardan farklı kaydet nerede? Farklı kaydet diyeceğiz arkadaşlar. Masa üstü diyeceğiz. Burada işte E diyorum böyle. Format şekline de buradan gördüğünüz üzere neredeydi o? JPEG yazanı seçiyoruz. Tamam mı? Bunu kaydediyoruz. Bunu kaydet diyoruz fotoğraf olarak. Photoshop olarak da kaydedebilirsiniz. Yine sıkıntı yok yani. Photoshop'ta da açıp tekrardan bu fotoğraf üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Bakın E diye kaydetmiştim. Gördüğünüz gibi. Kendimi de şurada göstereyim. Bakın fotoğrafın kalitesi. Hiçbir şey kaybetmedi arkadaşlar. Yani fotoğrafım düzgün çıksın, iyi olsun. İşte ne bileyim böyle soluk olmasın, kötü bir görüntü olmasın diyorsanız siz de bu şekilde yararlanabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuşumdur. Tekrar söylüyorum, ben bir oyun kanalıyım ama oyun videoları çekerken kullandığım programlar, yararlandığım uygulamalarla alakalı da bilgiler veriyorum arkadaşlar. Sizlere de yardımcı olmak adına bu tarzda videolar yine de çekiyorum ve çekmeye de devam edeceğim. İnşallah dediğim gibi yararlı olabilmişimdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolar dinlemek isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı.